Duygusal okuryazarlıktır yani empati. Evet. Duygusal okuryazarlık diye de çevirebiliriz onu. Hı hı. Empati yoksunluğa duygusal körlük veya duygusal sağırlık da denir. Duygusal okuryazarı olabilen kimse empati olarak empatisi gelişmiş bir kimsedir. Başkalarının duygularını okuyup anlayabiliyorlar hı hı. gibi. Onun için empati aynı nöronlarla ilgili bir şey ve bu mesela 1 yaşındaki çocukları bir odaya dolduruluyor. Birisi ağladığı zaman bütün çocuklar başlar ağlamaya. Evet. Neden ağlarlar? Birisinin canı acıdı, ağrıdığı zaman diğer çocuklar kendi duygu sınırlarıyla başkasının duygusunu ayırt edemedikleri için onun acısını kendi acısı sanırlar. Hmm. Orada ne olur? Empati değil, bunlar sempatidir. Yani duyguların sınırları karışmıştır birbirine. Hmm. Aynı anda eş zamanlı yani bir kimse oturup ağlarsa onunla oturup ağlıyorsa bunun adı empati değil, bunun adı sempatidir. Hmm. Senkronize olarak onunla birlikte ağlıyorsun. Bu sağlıklı değil. Empatide karşı tarafın duygularını anlayacaksın ama kendi duygularını koruyacaksın. Böyle bir ilişki yapabiliyorsan bunun adı empatik ilişkidir. Hı hı. Bu ilişki şey olur. İnsanı hata yapmaktan korur insanı. İlişkilerde evet. doğru kararlar vermeyi sağlar. Onun için hı hı. empati özel bir eğitimle bizi duygusal zeka eğitimlerde özel bir seansla empati öğretiliyor. Hı hı. Mesela bir çocuk diyelim rehabilitasyon merkezine alınmış çocuklar var Amerika'da. Bir çocuk ne yapmış bu ergenlik öncesi çocuklar? Elin tabanca alıyormuş çocuk. İçine plastik mermileri dolduruyor. Yoldan geçen bir kadına plastik mermileri atıyor. Kadını korkutuyor, bağırtıyor, kaydediyor. Seyredip zevk alıyor bundan. Hmm. Hiç empati hissetmiyor bunu. Ondan sonra onu rehabilitasyon merkezine aldıkları zaman ona empati öğretmeden bırakmıyorlar, çıkarmıyorlar. Ne zaman empati öğrenir, başkalarına eziyet, haksızlık yapmak aslında. Onun için empati insanın sosyalleşmesini için temel duygulardan birisidir ve insanın hata yapmaması için elinden duygularını. Sırf empati öğretmek için tasavvuf bununla ilgili işte nefse emmare, nefse lemmame birçok kademeleri var. Tasavvuftaki nefsin terbiyesinde empati öğretimi en önemli şeydir burada. Empati. Onunla bir şey yapmak yani kendini insanlarla ilişki. Yani empatinin en güzel göstergesi şeydir. Tevazu gurur ilişkisidir. Hmm. Bütün kötülükleri bir odaya doldursanız kapısını kibir açar. Gurur değil de kibir açar. Hmm. Ama bütün iyilikleri bir odaya doldursanız kapısını tevazu açar diye geçer İslamiyet. Tevazu demek aslında empati sahibi olmak demek. Başkalarının duygularını hak etmek, duygularını anlatmak, ona değer verdiğini hissetmek. Hı hı. Mesela terapi eğitimlerinde ben çok önem verdiğim bir şey vardır. Çocuk bile olsa hasta bazen 5-6 yaşındaki çocuklar geliyor hasta olarak. Yani bize gelen doktor arkadaşlar şaşırıyorlar. Diyorlar ki dışarıdan gelen ya o çocuk girdiği zaman bir ayağa kalkıp karşılıyorsun diyor. Evet. El sıkışıyorsun diyor. Şimdi o çocuğa ne yaptın? Eşitler ilişkisi dedin, değer verdin. Hı. Yani çıkarken yolcu derken ayağa kalkıyorsun. Bu ne demektir? Bu tevazu demek alçak olmak değil. Eşitler ilişkisi kurmak demektir. Kim ya şey bir insan hiç kimse senden üstün olamaz. Hayatın sonunda belli olur kimin senden üstün olduğu.